gelen kamu emekçilerinden bu ülkenin kendi evlatlarını nasıl yediğinden bahsetmek istiyoruz. Sadece birkaç isim. Bir bankaya 600 TL yatırdığı için ihraç edildi, gözetüsünden beyin kanaması geçirdi ve fen bilgisi öğretmeni Yahya Burca artık aramızda değil. Vefatından bir ay sonra görevine iade edildi. Öğretmen Gökhan Açıkkollu göz altında işkenceyle öldürüldü. Cenazesi hainler mezarlığına gömülmek istendi. Ölümünden bir yıl sonra görevine iade edildi, pardon denildi. Pasaportlar iptal edildiği için Meriç'ten Umut'a yolculuk yapan 30 kişi boğularak can verdi. Ve Samsun cezaevinde cezaevi çalışanlarının ihmali sonucu Önder Ateş sağlam girdiği cezaevinden korona olarak çıktı ve hayatını kaybetti. Bizim köprüde 2019 yılında KHK'lı öğretmen Kazım Kurnaz inşaat işçisi olarak çalışırken yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Bu süreçte 85 kamu emekçisi yaşadığı haksızlığı kaldıramayarak intihar etti. 2016'da ilan edilen OHAL ve KHK'larla birlikte şu ana kadar tespit edilen en az 600 KHK'lı arkadaşımız intihar, inşaattan düşme, kanser ve çeşitli hastalıklar nedeniyle hayatını kaybederek aramızdan ayrıldı. Ve en son içimizi yakan örnek, Samsun'da KHK'lı bir akademisyen mühendis Mustafa Çamaş inşaat işçisi olarak çalışırken incin altında kalarak feci bir şekilde can verdi. Size sorarım sevgili kamuoyu, yetişmiş bir beynin, bir bilim insanının bu şekilde hayatını kaybetmesi vicdanınıza sığıyor mu? Samsun'da incin altında kalan insanlık onurudur. O incin altında kalan, kendi yetiştirdiği bilim insana sahip çıkamayan sessiz milyonlarca... Kurtuluş yok! Tek başına! Ya hep beraber! Ya hiçbirimiz! Kurtuluş yok! Tek başına! Ya hep beraber! Ya hiçbirimiz! Sadece bu birkaç kişiden görüldüğü gibi bir ülke ancak bu şekilde geleceğini ve birikimini bile bile yakar. Bu eylem ve faatların son olmasını diliyoruz ve bunca kasıtlı ölümü siz kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz. Değerli basın emekçileri ve halkımız, tüm bunlar yaşanırken hukuksuzluk bunlarla sınırlı değil. 1 milyonun üzerinde soruşturmadan geçirilmiş, hukuksuz işlemlerle binlerce insan gözaltına alınmış ya da tutuklanmıştır. Son olarak kendisi de KHK'lı bir doktor olan ve mecliste sesimiz soluğumuz olan milletvekili arkadaşımız Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu bir haber sitesinde yayınlanan bir haberi paylaştığı için hızlıca vekilliği düşürülmüş ve tiyatro oynanarak meclisten çıkarılmış, tutuklanma riskiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Sadece bir haberi RT ettiği için sayın kamuoyu, bir haberi RT ettiği için. Yaşasın iş, ekmek, özgürlük, mücadelemiz. Yaşasın iş, ekmek, özgürlük, mücadelemiz. Yaşasın iş, ekmek, özgürlük, mücadelemiz. Biz Samsun KHK'lılar platformu olarak ve tüm KHK'lılar platformları adına vekilimizin yanında olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Yapılan yanlıştan bir an evvel geri dönülmesini talep ediyoruz. Kamuoyuna da duyarlılık çağrısını buradan bir kez daha yapmak istiyoruz. Sayın vekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ilk olarak mecliste başlattığı ve daha sonra yaka paça gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı anda partisinin genel merkezine devam ettirdiği adalet nöbetinin daha fazla sahiplenilmesini, demokrasiye ve hukuka sahip çıkmak olduğunu belirtmek isteriz. Tüm halkımızın ve özellikle mecliste olan tüm siyasi partilerin resmi olarak hapsada fiili olarak devam eden OHAL ve KHK zulmüne karşı durmalarını, zulme karşı birleşmelerini bekliyoruz. Ve iktidarın bu hukuksuz
yaşadığımızda bir an önce son vermesini diliyoruz. Yine Sayın Gergerlioğlu'nun devam eden adalet nöbetine duyarlı tüm kesimlere sahip çıkmaları çağrısını tekrar buradan bir kez daha yapıyoruz. Herkese saygıyla selamlıyoruz. Selam.